Merhaba arkadaşlar, bomba gibi bir videoyla karşınızdayım. Gold FC kuruluyor. Goldlar İngiltere 4. liginden Premier Lig'e kadar gidip Şampiyonlar Ligi kazanmaya çalışacaklar bu videoda. Şampiyonlar Ligi'ni kazandığımızda videoyu bitireceğim. Şimdi... Kim bu Goat'lar? Ana Goat'umuz Kenan Karaman. Bir de yaşına dikkat ettiyseniz 18 yaşında. Overall'ı şu an FIFA'da neyse o, potansiyeli yalnız gerçek potansiyeli, Goat potansiyeli 90. Goat FC'de bütün Goat'ları bir araya toplayacağız. Onlarla Şampiyonlar Ligi kazanmaya çalışacağız. İkinci Goat'umuz İsmail Çipe tabii ki. 60 overall, 18 yaş, onun da potansiyeli 90. Çünkü o da bir Goat. Üçüncü Goat'umuz Serdar Dursunaldo. Onunla goller atıp süüler çekeceğiz. Serdar Dursunaldo da geliyor takımımıza. Dördüncü goat'umuz Necip Uysal. Nereye koysan oynar. Onun da potansiyeli 90. İlk 11'imizin 5. goat'u Sadık Puyol Çiftpınar. Fenerbahçe'den ayrıldığından beri fırtınalar estiren Sadık takımımıza geliyor. 5. goat'umuz hocamız Cigolatalı Bazdağ'la gayet uyumlu. 99 kimya sağlıyor. Ortaların goat'u, o da takımımıza geliyor. Bir sonraki goat'umuz artık o Hull City'nin de goat'u, Acun Ilıcalı'nın goat'u Ozan Tufan. Bir efsane der ki hala Bursa Spor'a destek olabilirsiniz kampanyasını sürdürmeye devam ediyor Ozan Tufan. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. Bir diğer goat'umuz da Tolga Ciğerci. Arkadaşlar oyuncuların çoğu Fenerbahçe'de oynamış, onu fark ediyorum. Defans desen komple Fener. Tolga da geliyor. Sağ bekimizin goat'u Şener Özbayraklı. Şener de mutlu takıma gelmekten. Stoper konusunda biraz zorlandım, o yüzden Haküç'ü stoper oynatacağız biz. Adam goat olduğundan istersen santrforda da oynar. Haküç de geliyor. Ve ilk 11'imizin son oyuncusu Mbaye Diagne. Serdar Dursunaldo ile beraber forvette fırtınalar estirecekler. 74 overall'da, onun da overall'ı Serdar'la aynı. Mbaye Diagne de Gold FC'ye geliyor. Yedek oyuncularımızı da görüyorsunuz arkadaşlar. Samatta'yı almadan yapamazdım. Biliyorum Fenerbahçe'den kiralık gitti ama Samatta, Samagol, Kola Reis gelecek, Alper Potuk gelecek, İsmail Köybaşı gelecek, Ertuğrul Taşkıran bu sezon ligin en çok gol yiyen kalecisi gelecek. Ama Ertuğrul'u yedek yapacağım ben İsmail'e. Muğdat Çelik gelecek ve Innocent Emekara gelecek. Emekara taca gitti top. Emekara, Emekara çok kötü vuruyor Emekara. Taca gitti top. Ha bir de Ömer Bayram vardı arkadaşlar. Onu göstermeyi unuttum ama burada takıma ekledim. 18 oyunculu GOAT kadromuz hazır arkadaşlar. Bazı oyuncuların mevkilerini düzelteceğim ama sol orta sahada ya İsmail Köybaşı oynayacak, onu sol orta sahaya çeviriyorum. Çünkü 3 tane sol bekimiz var. Muğdat da oynayabilir. Onda da sol orta saha mevkisi var. Emekara'da da var. Bu şekilde oyuncuların çoğu oynatılabilir hale gelecekler. Hani yedek olan oyuncular da orada oynayabiliyor, burada oynayabiliyor. Kenan Karaman'ı da sağ orta sahaya çevireceğim. Şimdi ilk sezonda takımımız 4. ligi kazanabiliyor mu onu görmeden önce like butonuna basarsanız gününüz mükemmel GOAT bir şekilde geçer. Bugünün GOAT'u siz olursunuz. GOAT'lar için 11.111 beğeni. Çünkü bir numaraya GOAT. Oradan yola çıktım. Buna saygı duyarak bu fikrime, bu yaratıcılığıma like butonu süper olur arkadaşlar. Sağ olun. Yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. Şimdi ilk sezonun sonunda goldlarımız açık ara şampiyon olmuşlar. 22 puan fark atmışlar. Beklenirdi. Adamlar gold. FA Kupası Wolves'a gitmiş. Biz bak tekrar maçında Liverpool'a elenmişiz. Goat'lara bak be. İlk maçta 3-3 berabere kalmışız. Karabağ Kupası Chelsea'nin olmuş. Papa John's Trophy. Hocam ayıp etmişiz ya. Forest Green'e ikinci turdan elenmek nedir? Gol kralı 31 golle Dursunaldo olmuş. Vay. 45 maç 31 gol. Samatta. Aa 40 maça Samatta çıkmış. Samatta Diagne'yi kesmiş. 16 gol. Asist kralı Ozan Tufan. Caner Erkin soldan ortaları açmış. Caner! Halı sahada topu oynanırım. Kes ortaları Samatta'ya. Açmış, 11 asist yapmış. Kenan'la Samatta da listedeler. En iyi kaleciler de İsmail Çipe. Ayıp etmişsin bak. 8 tane gol yenmeyen maç, 9 eksiğin var. Sezon sonu overall'lar. Serdar Dursunaldo 78 overall. İsmail Çipe 62 yapmıştım bu arada onu. 65'e yükselmiş. Ertuğrul Taşkıran'ı da 53'e düşürmüştüm. Samagol 75 overall'ıyla oynamış Diagne'nin yerine. Garip. En verimli oyuncumuz Dursunaldo. 40 gole katkı. Diagne
Agne belki sakatlanmış da olabilir. 7 gol atmış, 1 asist yapmış. En verimli ikinci oyuncumuz bu arada Ozan Tufan. 26 gole katkı. 25 gole katkı Samat'ta. 19 gole katkı Caner Erkin. Kenan the Goat'iymiş. Necip bayağı oynamış, 5 gol atmış. Hiç oynatılmayan var mı? Yok. Aha var, bir dakika. O da kaleci, tamam, sorun değil. Yani en azından burada 15 maç 16 maç Muğdat oynamış. Emek Hara oynamış, bir tane gol atmış. Neyse, Gotlar'la 3. ligden devam. Sezon sonuna atlayacağım direkt. Şimdi sezon sonuna geçmeden yılı... Ya... Ben de burada Dursun Aldo alır diye bir umutla durdum da. Yok. Ama birazdan alacak. Emin olabilirsiniz. Alacak, alacak. E şimdi ikinci sezonun sonunda Goatlar 100 puanla tam 100 gol atarak EFL League One'da İngiltere 3. liginde şampiyon olmuşlar. 30 galibiyet, 10 beraberlik, 6 mağlubiyet. FA Kupası Goatların olmamış. Goatlar erken gitmişler ve Karabağ Kupası da Goatların olmuyor henüz. Papa Jones'u finalde kaybetmişler. Ya burada bir bug var. Oyunda bug var. Goatlar nasıl final kaybeder? Gol kralı. Gol kralı da çıkaramıyoruz. Samat da 21 gol. Serdar Dursun 20 gol. Ozan Tufan 15. Asist kralı da çıkaramıyoruz. Ozan Tufan 11 asistle ikinci. Caner yine yukarılarda. İsmail Köybaşı da bu sezon gayet verimli. Yalnız İsmail Çipe'nin performansında gelişim var. Neredeyse en iyi kaleciymiş. En iyi ikinci olmuş. Dursun Aldo aldı başını gidiyor ha. 82 overall. Ozan Tufan'ı geçmiş. Cagney 78. Samat'ta da Cagney'i geçmiş. Sadık'ın yerine de Necip belki stoper oynuyordur, bilmiyorum. Necip kaptı formayı. Caner 80'e yükselmiş bu arada. Kenan the Goat bir düşük overall'lı kalmış. İsmail Köybaşı da 77. Bu arada zaten İsmail sol orta saha yaptığımda 68'den 71'e zıplamıştı. İsmail Çipe'nin biraz daha hızlı gelişmesini isteyeceğim yalnız. 70 nedir abi? Ayıp etmişsin. En verimli oyuncumuz Ozan Tufan mı? 35 gole katkı. Serdar Dursun 33 gole katkı. Samat'ta da 31 gole katkı. Cagne de gayet iyi gol atmış yedekten bu sezon. Caner yine süper verim. 20 gole katkı. İsmail Köybaşı gayet iyi. Herkes iyi abi. En az kim oynamış? Yine Muğdat oynatılmış en az. Muğdat reisi ayıp ediyorlar ya. Yarı İrlandalı olduğu için mi? Inside Joe kanalda. Bilenler bilir. Bilmiyorsanız daha önceden takip etmeliydiniz. Yoksa en kötü takımlar videolarıma göz atmayı unutmayın. 3. sezonda Ballon d'Or'un sahibi... Abi Ozan Tufan'a haksızlık değil mi bu? En verimli oyuncuydu. Ve 3. sezonun sonunda da Goatlarımız şampiyon olmuş. Championship'te 2 puan fark atarak şampiyon olmuşlar. En çok gol atan Fulham. Demek ki Mitrovic hala coşturuyor. En az mağlup olan takımız. En azından orası var. FA Kupası. FA Kupası'nda finalde kaybetmişiz. Burada da bir bug var. Karabağ Kupası. Orada da yarı final kaybetmişiz. Tüh. Goatlar geliyor gümbür gümbür ya. Gol kralı De Cordova Reid Wilson. Bizden yine gol kralı yok. Serdar Dursun Aldo 20 gol. Caner Erkin 18 gol. Sol bekten. Samat da 15. Ozan Tufan 14. Asist kralı. Caner yine ikinci asistlerde. Caner coşturuyor ya. Caner the Goat. İsmail Çipe. İşte bu. 17 tane gol yenmeyen maç. Açık ara. Bir numara. Paralel bir evrende bizim Goat'lar coşturuyorlar. Serdar Dursun 85. Ozan Tufan 85. Caner Erkin 84. Samat da valla Cagney'i geride bıraktı. Emek Ara harbiden topu taca atmaya devam ediyor. Necip as stoperimiz olmuş cidden. İsmail Köybaşı da Kenan the Goat'u geçiyor ya. Caner'i verime bak. Belki sol orta sağ mı oynuyor Caner? İsmail de belki sol bek oynuyor. Olabilir. 21 gol 16 asist. 37 gole katkı. Ozan Tufan yine coşturuyor. Serdar Dursun yine en fazla gol atan oyuncumuz. Samagol de 17 gol 5 asist, fena değil. Cagne de yedekte iyi aslında bak. 29 maç başına iyi gol atıyor. 11 golü var. Diğer oyuncularımız da gayet hepsi bir şeyler yapıyor. Muğdat yine en az oynatılanımız. 8 maç 1 gol 1 asist. Lan Emek Hara'ya verilen o şansları Muğdat'a verse bizim hoca çikolatalı bazda, Muğdat coşturacak da hakkı yeniliyor. Ertuğrul Taşkıran da şu ana kadar bir maça çıkmadı. Şampiyonlar Ligi finalini onunla oynayalım. Yok. Şimdi İsmail Çipe'ye haksızlık yapmış oluruz. İsmail Çipe'yi center for oynatabiliriz lan. Adam GOAT sonuçta.
Bak öyle de yapabiliriz. Dördüncü sezonda Goat FC Premier Lig'de. Premier Lig'in içinden geçip ilk 6'da bitirebilecek mi ilk sezon? Ya da ilk 4'te ki Şampiyonlar Ligi'ne gidebilelim 5. sezonda. Ve Premier Lig'de takımımız, Goat'larımız 6. bitirmişler. İlk 6'ya girebilmişler en azından. Şimdi tam o az önceki söylediğimi söyledikten sonra düşündüm. İsmail Çipe 74'tü. 74'lük bir kaleciyle 4'e girmek biraz zor olur diye tahmin ettim ki 60 gol yemişiz. Çok gol yemişiz bayağı. Sadece bir averajımız var. Oradan anlaşılıyor kalecinin zayıf olduğu. Liverpool şampiyon açık ara. FA Kupası bu sezon final yok. Karabağ Kupası o da yok. Bu sezon zorluk çekmişiz. Gol kralı o da yok. Ozan Tufan 14 gol. Samat Darayis de 12 gol. Asist kralı da yok. Ozan Tufan yine. Ozan Tufan en iyi sezonu geçirmiş. İngiltere tecrübesi var ya adamın. Premier Lig tecrübesi. Neyse. Kalecilerde o İsmail Çipe, Goat ne yaptın Goat? 38 maç 3 gol yenmeyen maç. 21. sırada. Sezon sonu overall'lar. Serdar Dursun başı çekiyor. Almış mendili eline. Acaba Serdar en fazla gol atanımız mı? Ozan Tufan'ın daha fazla golü vardı da kupalarda falan ne oldu? Bu arada Ozan Tufan'ın özelliklere bakın. Çok iyi gelişmiş be. İsmail Köybaşı da aynı tarzda gelişmiş böyle. Bayağı iyi. Kenan the Goat 81'de Kenan yavaş gelişti. Necip bile geldi Kenan'ı geçecek abi. İsmail Çipe de sadece 3 overall atmış bu sezon. Bir UEFA kazanalım önce. Bu arada Caner'in özellikleri de gayet hoş görünüyor. Toplam verim geldik. Ozan Tufan en çok gol atanımız. İlk defa Serdar Dursun en fazla gol atan oyuncumuz değil. Samatta ile aynı verimdeler. Ozan Tufan en verimli oyuncumuz. Caner yine bayağı gol atmış. Cagney yedeklerden girip 4 atmış. Muğdat yine en az oynatılmış. Oo, Ertuğrul Taşkıran'a da 2 maç çıkmış ha. Adam maç başına 1 overall artmış. 5. sezonda Ballon d'Or. Ozan Tufan'a mı gitti diye baktım da. Felix'e vermişler. Geçen sezonda bakmayı unuttum. Ve bu sezonun sonunda Goat'larımız yine 6. bitiriyorlar. Yani 6 ile 6'yı ters çevirince 99 yapıyor ya. Belki o yüzden bilmiyorum. 69, 60, çok 6, 9. 1 puanla Avrupa'yı kaçırmışız. Belki kupa kazanmışızdır bilmiyorum. Liverpool şampiyon. FA Kupası yok. Karabağ o da yok. O da Liverpool'a gitmiş. Gol kralı Haaland. Serdar Dursun yükselişte. Samat'ta da oralarda 16-17. Samat'tan 6 asisti var. Kalecilerde İsmail Çipe'nin de 4 tane gol yenmeyen maçı var. Herkes gelişiyor biraz daha. İsmail Çipe 80'e yükselmiş. Dursun İnyo hala önde. Dursun Aldo 91. Ozan Tufan 90. Caner Erkin 89. O sıra bozulmuyor. Yedeklerde Sadık 80'e gelmiş. Ertuğrul bu sezon oynatılmamış. Yine de artı 2. İyi. En verimli oyuncumuz Serdar Dursun mu? Hayır. Samat da. Samagol. 29 gole katkı. İsmail Köybaşı da gayet verimliymiş bu sezon. Bravo. Alper Potuğa ne demeli? 2 gol 2 asist. Muğdat. Lan Muğdat'ı daha da az oynatmaya başladılar. 3 maç sadece. 6. sezon UEFA'daymışız. Geçen sezon niye gidemedik bilmiyorum. Liverpool her şeyi kazandığı için kontenjan bize düştü galiba. Neyse grubumuzdan çıkacağız. Ballon d'Or'a bakmak için durmuştum da. Şike var abi bunda. 6. sezonun sonunda Goat'lar Premier Lig şampiyonluğunu 3 puanla kaçırmışlar. Ah ah ah. Ooo, şampiyonluk son maça kalmış arkadaş. Manchester City bizi 3-1 evimizde devirip şampiyon olmuş lan. Oğlum siz nasıl Goat'sunuz? Sizin Goat'ınızı... FA Kupası al... Oh be, en azından bir kupa gelmiş. Şampiyonlar Ligi'ne de gidiyoruz da. Goat'lar sonunda bir kupa kazanmayı başardılar. Oo, bunu da kaybetmişiz finalde. Lan her şey finale kalmış. 3'ün 1'ini almış Goat'lar. UEFA geldi mi? Hoffenheim'a elenmiş çeyrek finalde. Dortmund'u geçtikten sonra. Okey, Goat'lar 4'ün 1'ini almış. Serdar Dursun aldı gol kralı. Asist kralımız yok. Listede kimse yok. İsmail Çipe. O da yani sonunda Goat'luğunu kanıtlamış. Serdar Dursun aldı 95 overall'da arkadaşlar. Ballon d'Or gelir mi dersiniz? Ozan 94, Caner de 91. Dursun aldı 56 gole katkı 60 maçta. Süper performans, süper verim. Caner kendine gelmiş biraz daha iyi. İmdat biraz daha fazla oynatılmış. Cagne sadece bir gol atmış. Emekara 27 maçta sen ne yapıyorsun kral ya? Taca mı vuruyorsun? Şimdi 7. sezonda ya bizim takımın rengi görünmedi. Ya bırak bunu.
Bırak bunu Şike, resmen. Bu arada bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeydik ve grubumuzdan çıkıp Real Madrid'le eşleşmişiz. Şu grubu lider tamamlayıp Real Madrid'le eşleşiyoruz. Enteresan. Ooo, Ozan Tufan, Serdar Dursun 96'lar. Sezon sonuna kadar acaba kimse 99'a ulaşabilir mi? Bu sezon sonunda da şu Şampiyonlar Ligi'ni oynar mıyız? Rakibimiz Real Madrid. Haydi çocuklar. Evet, deplasmanda 1-1 bitiyor. Dursun Aldo 69. dakikada atıyor. 6-9 hep karışık. Denk geliyor. Biz daha iyi oynamışız. Rövanş maçı iç sahada. Haydi beyler. Haydi be. Kulusevski santrforda ne yapıyor abi? Domine edelim lütfen. 2-1. Serdar Dursun Aldo. Süuu çekmiş iki kez. Serdar bize turu getirdi ya Real Madrid'e karşı tek başına. Çeyrek finalde bir sonraki rakibimiz Bayern Münih arkadaşlar. João Pedro forvetleri. Gerçi o genç João Pedro'dur Watford'daki. Neyse, Pickford kalelerinde. Alırız diye tahmin ediyorum iç sahada ve 3-1. Kenan da Goat 2 tane atıyor. Ozan Tufan atıyor. Bu tur da bizde bence. FIFA 22 Goat Rebuild'imizde finale kalabiliyor muyuz? Deplasmanda da hemen rövanşı. 4-0. Ozan, Caner, Hasan, Haküç, Tolga Ciğerci. Daha önceden gol atmayan 3 oyuncu da burada atıyor. Yarı finalde rakip Barcelona. Bu kez biraz yorgunuz. Dursun Aldo 97'ye yükselmiş. Süper. Bir tek Kenan Karaman'la Necip Uysal artı İsmail Çipe 90'a gelemediler. Neyse, Barcelona bayağı değişiklik gösterdi. Yani değişiklik falan dedim de 2-1 kaybettik. Kadro değişmiş diyecektim. Şimdi rövanş. Lan niye yorgunuz bu kadar? Şşş. Alo. Vallahi yorgun argın, ne yapacaksak yapalım. Şu Barcelona'yı eleyelim çünkü siz hepiniz birer goatsunuz. Ama netice ne olursa olsun siz benim gönlümde hep kazandınız, hep şampiyonsunuz. Ve öyle kalacaksınız. Anlayalım mı? Evet. 3-1 yes. İşte bu. Ozan Tufan uzatmalara gitmesini engellemiş. Bizi finale taşımış. Samat da atmış. Serdar Dursun atmış. Finaldeyiz. İlk Şampiyonlar Ligi sezonumuzda. Finalde rakibimiz Juventus olmuş. Piemonte Calcio olmuş. Benfica'yı yenmişler. Şampiyonlar Ligi gol kralı Serdar Dursun aldı. Aldı başını gitti. Adama Ballon d'Or'u vermezlerse bence gerçekten şike var. Videonun en sonunda ona bakacağız arkadaşlar. FA Kupası'nda da adam gol kralı Serdar Dursun. Premier Lig 34 golle gol kralı Dursun Aldo'ya. İsmail Çipe ikinci olmuş kalecilerde. En çok asist de Ozan Tufan'da. Bu sezon Premier Lig'in de içinden geçmişiz. 26 puan fark atmışız City'ye. Neredeyse 100 gol atıyormuşuz. FA Community Shield'ı da almışız. FA Cup'ı alamamışız. Newcastle'a yarı finalde elenmişiz. Karabağ Kupası'nı da alamamışız. Onu da finalde kaybetmişiz. Toplam verimde... 55 gol, 13 asist. Arkadaşlar Premier Lig'de 55 gol atıp 13 asist yapan bir oyuncu gördünüz mü daha önceden? Rebuild olsa da. Vay be, 68 gole katkı 63 maçta. Dursun Aldo kafa sallıyor. Ozan Tufan da 54 gole katkı. Ozan da felakette ha. Caner yine double double yapmış 14-12. Sama gol de atıyor, Kola Reis. Sonunda doğru kolayı buldu galiba. Muğdat da 6 maça çıkmış. Ben finalde oynatırım kralı ya. Bir de ne demiştik arkadaşlar? İsmail Çipe'yi forvet mi oynatsak? Bitiricilik kaç? Yine var lan biraz. 59. Hızlanma falan da iyi ya. 74. Sprint hızı 74. Gol atarım Çipe'yle. Ertuğrul Taşkıran da kalede olsun. Samatta'yı da sonradan yedeklerden sokarız. Haksızlık yapmayalım. O da iyiydi. Bu arada bizim formamız da hani Jordan formasını seçtim. O da GOAT ya. Basketbolda GOAT. O yüzden böyle. Yani şimdi bu kez talimatlarımız falan da doğru ha. Top kaybından sonra pres. Geçelim. Oyna diyelim. Şu finali İsmail Çipe forvette kazanalım. İşte GOAT sürümüz. İşte kaptanımız. Forvette oynayacak İsmail Çipe finalde. Gol atabilecek mi? Serdar Dursun aldı o maç sonrası. Ballon d'Or'a baktığımızda Ballon d'Or'un sahibi olmuş olabilecek mi? 68 gole katkısıyla Dursun aldı bu maçta da bir şov yapar mı? Gol kralı her yerde. Serdar Dursun toplamda bu videoda kaç gol attı acaba? En skorer oyuncumuzdu yanılmıyorsam. En verimli oyuncumuz da mıydı bilmiyorum. Ozan Tufan da gayet iyiydi. Ozan Tufan da burada kendini gösteriyor. Bu arada Juventus da gayet iyi oyuncular getirmiş. Pedri, De Bruyne, Dusan Vlahovic artı Darwin Nunez forvette. Şimdi kontra atak başladı. Dursun Aldo arkada. Kim destekte? Kenan the Goat Karaman. Kenan Karaman çok iyi kesti içeri. Kenan plasesi. Engellendi Ter Stegen. Oo, Caner. Hocam. Aa, free kick. Yediler. Lan Kenan the Goat'a bak sen. Aha. Oo. Ha, alamadık be. Tüh. Gel abi. Puff.
Top geçer adam geçmez. Ve top bizim oldu. Şimdi Caner burada ortasını da açıp çikolatalı Bazlı hocamızın gözüne girecek ve İsmail Çipe şutu. Terste gendi. Isınıyor kral, ısınıyor. 5 metre boyu var İsmail Çipe'nin. Forvet'te bence gayet verimli olacaktır. Serdar Dursun Aldo. Güzel. Tolga Ciğerci. Serdar Dursun Aldo. Tolga Ciğerci, Serdar Dursun Aldo. Bir boşluk arıyoruz burada. Ozan Tufan. Serdar Dursun Aldo'ya. İndir. 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 Vur, kır, parçala. İyi, sarı kart yedi sadece. Kırmızı yiyemedik. Ooo, Caner'den mükemmel müdahale. İsmail Çipe iyi pas. Sağda Kenan Dıga, otun önü bomboş. Tolga Ciğerci Dursun Aldo'yu seçti. Dursun Aldo gelişine vurdu dışarı. İyi deneme, iyi deneme. Abi rakibimiz full City'yi transfer etmiş. Ooo, Ertuğrul güzel kurtardı. Joao Cancelo da sol bekleri. Bu kadar iyi transfer yapan takım görmedim var ya 5-6 sezonda. Korner sonrası İsmail Çipe. Bravo. Şimdi kontra atak şansı İsmail Çipe. İsmail Köybaşı Çipe'ye verdi. Bak Verkaç'a gel. Hocam orada lan İsmail Çipe'yi indirdiler. Hiç oralı olmuyorsun. Kırmızı kart. İsmail'lerde sinyal karıştı az önce. Bu arada Hak 3 araya girdi. Şimdi İsmail Çipe üstten Serdar Dursun Aldo ya. Gole bak. Asiste bak. Asist geldi Dursun Aldo'dan da. Su geliyor. Dursu golünü atıyor. Gotlar 1-0 öne geçiyor. İsmail Çipe'den harika asist. Taraftar çıldırdı, ondan da bir gol bekliyor. Asistin güzelliğine bakın arkadaşlar. İsmail Çipe kesti, biçti. Üf, gelişine Dursun Aldo. Ne gol attı be. 26. dakikada 26 numarasıyla Serdar Dursun 1-0 yapıyor. Tolga Ciğerci şöyle bir pas gönderdi. Kenan the Goat. Kenan Karaman. Kenan rakiplerinden sıyrılma çabasında Kenan. Aha, Kenan tekrar aldı. Güzel. İsmail Çipe'den bir pas daha Serdar Dursun Aldo'ya. Serdar Dursun. Taca gitti top. Şimdi Ertuğrul Taşkıran'dayız. Aa, free kick'i hemen oynadılar öylesine. Mantıklı mı? Vallahi mantıklı. Ben de berbat defans yaptım orada Hak 3'le. 1-1. İlk yarı 1-1 bitiyor ne yazık ki arkadaşlar. Daha iyi bir performans bekliyorum ikinci yarıda. Böyle daha takımı biraz daha kompaktlaştıralım. Sürekli baskı, derinlik az. En az bir 3-4 gol bekliyorum şimdi bu ikinci yarıda ya. Böyle olmaz 1-1 falan, 2-1. Şener felaket aldı. Vücudu koydu direkt. Tolga Ciğerci'nin pası iyi. Ozan Tufan kontra atak. Az adamla yakaladı. Kenan Karaman tekrar Ozan'a. Ozan Tufan 500 metreden. Ne yazık ki istediği gibi vuramıyor. Hani bazen süper kahramanlar güçlerini kaybederler ya böyle bir an için. Orada öyle oldu Ozan Tufan'a. Tolga Ciğerci. İsmail Çipe. İsmail Çipe. İsmail Çipe. İsmail Çipe. Aha. Orada bir şey oldu, ben free kick'imi isterim. Çok güzel, kritik bir noktada free kick ha. Neredeyse penaltı oluyormuş. Ozan Tufan almış topu eline de. Yani onun free kick'ler gayet iyi. Çipe'nin free kick'ler ne durumda? Berbat. Ama atar mı? Atabilir arkadaşlar. Doğru vurursanız atabilir yani. İsmail Çipe ile şöyle bir vuralım. Hadi. İsmail Çipe. Oo, direkten döndü lan. Aa, lan ne güzel gitti, gol oldu sandım. İlk anda. Ooo, şimdi daha Vlahovic çok kötü aşırttı. Yani çok iyi aşırttı da ben kötü diyorum. Ya direkten döndük be. Serdar Dursun. Şöyle İsmail Çipe L1 üçgen. İsmail Çipe önünü aldı. İsmail Çipe vurmadı. Fake'ini attı. Şimdi vurdu, yine olmadı. Aha. Caner arada pestil oldu lan. Caner yerde. Hocam bitirme. Caner sen de ayağa kalk. Aha. İsmail Çipe. İsmail Çipe yine. İsmail Çipe kimseye pas vermiyor. Gücü kullanıyor. İsmail Çipe'nin... Aha. Top taca gidiyordu. Serdar Dursun aldı o. Oo, hareketlere gel. Aha. Kenan the Goat. Lan o top nereye gitti öyle? Dursun. El var, penaltı. Topun başında İsmail Çipe var. Geliyor. Vuruyor. Ve İsmail Çipe direkten dönüyor yine. Penaltı direkten. Free kick direkten, penaltı direkten, çat diye aynı yerden lan yine. Adam o kadar goat ki crossbar challenge'ımı önce yaparım diyor, sonra golümü atacağım diyor. Hadi İsmail Çipe. Tolga Ciğerci. Kenan Karaman. İsmail. Kaptırdı. Kenan.
Tolga ne yapıyorsun? İsmail Köybaşı'yı sol beke çekiyorum. Samatta'yı alıyorum oraya. Mbaye Cagne de girsin. Juventus kontra atakta yakaladı. Az adamla yakaladı biz. Darwin Núñez, Ertuğrul Taşkıran. Al o topu. Al o topu. Tolga ciğerci. Duvar gibi. Okey. Haydi Ozan Tufan. Çipe kaçacağım diyor. Ozan Tufan. İsmail çipeyi oynadı. Guehi. Kenan the God Karaman. Kenan Karaman vuruyor, olmuyor. İsmail Köybaşı, Serdar Dursun'a, Serdar Dursun, hocam el var. Bir penaltı daha. Bu sefer atarım diyor hocam. Bu sefer gözlerim kapalı atarım diyor. İşte bu. İsmail Çipe. O da süsünü çekiyor. İşte bu ya. Tersi uçurdu İsmail Çipe. Bu kez 3'te attı. Goat beklemiş. Goat'un hakkı 3'tür demiş. Aha Cagne'ye bak. Araya girdi birden. Dedim ne oluyoruz lan? Kenan the Goat, Şener. Şu maç uzatmalara gitmeden bitsin burada. İsmail Çipe ortadan Dursun Aldo'ya, Serdar Dursun Aldo, işte bu comeback. İsmail Çipe buldu Serdar'ı, boş koşu. 3-2. Balon d'Or keçisi Serdar Dursun, bakalım Balon d'Or'u kazanabilecek mi? Maç bitti diyelim arkadaşlar. Hakem düdüğü çalacak. 90. dakikada 2 gol. Comeback'i atıyoruz. Goldlar Şampiyonlar Ligi şampiyonu. 7. sezonun sonunda. Arkada panoda da ne güzel görünüyor lan. Gold Football Club logo güzel olmuş ha. Yapanın eline sağlık. Kupayı kaptanımız İsmail Çipe aldı ve kaldırdı. Balon d'Or'u da Serdar Dursun aldı oluyor. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Ekranda iki video çıkıyor. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Like butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Onlardan bir tanesini tıklayıp izlemeye devam ederseniz de süper olur. İzlemeseniz de tıklayın. Ondan sonra ayrılırsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bütün bunları yaparken Bursaspor'a destek olabilirsiniz.